Burada iki farklı madde var. İkisinin de sıvı halde bulunduğunu varsayalım. Bu maddeyi tanıyabildiniz mi? Her molekülde bir oksijen ve iki tane hidrojen atomu var. Evet, doğru bildiniz. Su. Gördüğünüz gibi suyun çok değerli hidrojen bağlarını da özenle çizdim. Buradakini ise daha önce görmemiş olabilirsiniz. Her molekülde bir OH grubu ve bir karbon zincirinin olması bunun bir alkol olduğunu gösterir. Burada iki tane karbon atomu olduğuna göre bu etil alkol ya da diğer adıyla etanoldür. Bunu da not edelim. Etanol. Etanol, alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Aynı zamanda yakıtlara da eklenir. Devam ediyorum. Bu ikisinin de sıvı halde olduklarını varsaydığımızı söylemiştik. Varsayımlarımıza bir de deniz seviyesinde ve standart basınç koşullarında bulunduğumuzu eklemek istiyorum. Ve soruyorum. Bunlardan hangisi daha kolay buharlaşır? Hangisinin daha çok molekülü buhara dönüşür ya da buhara dönüşmesi daha kolay olur? Yapılarına baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey ikisinde de hidrojen bağı oldu. Burada kısmen negatif yüklü olan bu kutupla kısmen pozitif yüklü olan bu kutup arasında. Aynı şekilde burada da kısmen negatif yüklü olan bu kutupla kısmen pozitif yüklü olan bu kutup arasında hidrojen bağı vardır. Yine moleküler yapılarına baktığınızda etanoldeki molekül başına düşen hidrojen bağı sayısının suya göre daha az olduğunu görebilirsiniz. Oksijenin hidrojenden ve karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Etanoldeki oksijen hidrojenden daha elektronegatiftir. Onun için burada bir dengesizlik oluşur. Bunun üzerine bir de kısmi yükü dağıtabilecek karbon gelince, karbondaki kısmi yük buradakine göre daha kuvvetsiz olur ve alkolün daha büyük olan molekül yapısı özellikle de karbonun etrafında yükün daha iyi dağılmasını sağlar. Sonuç olarak alkoldeki daha kuvvetsiz olan kısmi yükler daha az yerde oluştuğu için etanoldeki hidrojen bağı sayısı suya göre daha az olur. Bunu da not edelim. Daha az hidrojen bağı Evet daha önce de söylediğim gibi bu maddeleri sıvı haldeyken bir arada tutan şey hidrojen bağlarıdır. Su ve etanol hidrojen bağları sayesinde akışkan yani sıvı halde kalabilirler. Şunu hemen tamamlayayım. Daha az hidrojen bağı. Evet. Bu arada etanolde molekül başına daha çok hidrojen atomu vardır ama bu durum hidrojen bağı sayısının suya göre daha az olmasını değiştirmez. Şimdi, daha az hidrojen bağı demek, bu bağları kırmak için daha az enerjiye ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Ama bağların kırılması, bunların serbest kalıp gaz haline geçmelerinden önce, bu olayın nasıl gerçekleştiğine bakalım. Bir sistemin sıcaklığı ortalama kinetik enerjiyle aynı şeydir her molekül titreşip etrafındaki diğer moleküllere çarpmaktadır. Mesela bu molekül buna göre daha çok kinetik enerjiye sahip olabilir. Hepsi farklı yönlerde hareket ediyor. Bunu da unutmayın. Bunun kinetik enerjisi de bundan büyük olabilir. Hatta bu iki hidrojen bağının ve üzerindeki basıncın üstesinden gelecek bir kinetik enerjiye sahip olabilir. Bu olayın bir vakum içerisinde gerçekleşmediğini de ekleyelim. Burada hava var. Hava moleküllerini genel bir şekilde çiziyorum. Çünkü havada birçok farklı molekül var. Nitrojen, karbondioksit vesaire vesaire vesaire. Dediğim gibi genel bir şekilde çizdiğim bu hava molekülleri de buraya bir miktar basınç uygular. Buradaki su molekülü eğer bu hidrojen bağlarını kıracak ve buradaki basıncı da yenecek kinetik enerjiye ulaşabilirse buharlaşıp gaz haline geçebilir. Aa ha, aynı şey etanolde de olabilir. Örneğin bu molekül bu bağları kıracak kinetik enerjiye ulaşırsa serbest kalır ve gaza dönüşür. Bu hidrojen bağları kırılınca kardeş etanol moleküllerinden uzak kalacağı için yenilerini kuramaz. Evet buharlaşan bu su molekülü de artık diğer su moleküllerinden uzakta olduğu için yeni hidrojen bağları kuramaz şimdi sudaki hidrojen bağlarının sayısı etanoldekilerden daha fazla olduğu için bunu buharlaştırmak için gereken ısının bundan daha fazla olduğunu düşünebilirsiniz ve böyle düşünüyorsanız da son derece doğru bir iş yapmış olursunuz bir maddenin belirli bir kütlesini buharlaştırmak için gerekli ısıya buharlaşma ısısı denir. Yazıyorum. Buharlaşma ısısı. Suyun buharlaşma ısısı etanolünkinden fazladır. Hatta size değerlerini bile verebilirim. Baktığım kaynaklarda birbirinden biraz farklı sonuçlar buldum ama suyun buharlaşma ısısı gram başına 2260 jül. Bir ısı yani enerji birimi olan jül yerine kalori kullanırsak aynı şey gram başına 541 kaloridir. Etanolün buharlaşma ısısı ise biraz daha düşük bir değer olan 1 saniye. Kafanızı karıştırmadan bu değerlerin su için olduğunu ekliyorum etanol için bu değer gram başına 841 jül ya da 201 kaloridir. Başka bir deyişle standart ve sabit sıcaklıkta 1 gram etanolü tamamen buharlaştırmak için 201 kalori gerekir. Bu işin ilginç kısmı ise bu molekülü yani etanolü buharlaştırmak için daha az enerji gerekiyor olması. İsterseniz deneyebilirsiniz. 2 tane bardak alın, Bardaklar aynı olmalı yalnız. Birine su, diğerine de suyla aynı miktarda etanol koyun. Sonra bardakları isterseniz ısı ampulleri altında, e, isterseniz de aynı basınç ve ısı koşulları altında olmaları şartıyla kendi hallerine bırakın. Ve buharlaşmaları için gereken enerjiyi ve süreyi karşılaştırın. Aynı durum kaynama noktası için de geçerlidir. Bugüne kadar birçok şeyi kaynatmışızdır. Kaynama, maddenin buhar basıncının atmosfer basıncına eşitlenip atmosfer basıncını geçmesi durumunda gerçekleşir. Suyun kaynama noktasının etanolden yüksek olduğunu düşünmekse çok yerinde bir saptama olur. Suyun kaynama noktası 100 derece Celsiusken etanolün kaynama noktası ise yaklaşık olarak 78 derece Celsius'tur. Kırılması gereken daha az hidrojen bağı olduğu için etanol daha düşük bir sıcaklıkta kaynar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.